kalpte ve ciğerlerde bir sorun gözükmüyor. Ama tansiyon maalesef yüksek. Tabii bu strese bağlı bir durum. İlaçlarını muntazam alıyor değil mi? Bu aralar pek almıyor. Ama Mukadder Hanım, ilaçlarınızı muntazam almanız lazım. Birkaç gün dinlenin, stresten ve üzüntüden uzak durun lütfen. İyi diyorsun, hoş diyorsun da doktor bey. Bu dediğin nasıl olacak? Dediklerimi yapmazsanız tansiyonunuzu düşüremeyiz. Hastaneye yatırmak durumunda kalırız sizi. Ben hemen geliyorum. Çok sağ ol doktor bey. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Alo Cihan. İyi misin? Annem seni çok merak etti. Boş ver beni yenge. Annem nasıl, iyi mi? Eve doktor gelmiş. Nedir son durumu? Sen nereden öğrendin? Yenge, annemin durumu nasıl? Biraz tansiyonu yüksekti ama iyi şimdi. Doktor strese bağlı olduğunu söyledi. Bugün çok üzüldü, ondandır. Cihan. Bu kırgınlığı uzatmasan, eve dönsen artık. Bak sen gittikten sonra annem perişan oldu. Ya aranızda ne geçti tam olarak bilmiyorum ama. Yenge, bu konuyu konuşmasak. Tamam bak ben seni çok iyi anlıyorum. Annem sinirlendiği zaman biraz ağır konuşuyor, sınırlarını aşıyor. Ama ne olursa olsun o senin annen. Ve şunu çok iyi biliyorum. Seni herkesten daha çok seviyor. Annem benim için de çok kıymetli yenge. Ona saygım sonsuz. Ama orada da bir haksızlık var. Bunu yapan annem bile olsa affetmem mümkün değil. Yani dönmeyecek misin? İyiymiş öğrendim. Annem yaptığı yanlışı kabul edene kadar eve dönmeye niyetim yok. Bütün ilaçları aldığından emin olun lütfen. Teşekkür ederiz. Gülsüm, sen doktor bey geçir, ben de geliyorum. Tekrar çok geçmiş olsun. Kimdi o? Cihan mı? Söylesene, Cihan mıydı dedim. Doktorun geldiğini öğrenmiş. Annemin durumu için aradı. Nereden öğrenmiş acaba? Evden biri arayıp söylemediyse Cihan nereden biliyor olanları? Hançer doktoru gördüyse o haber vermiştir. O kızın ortalığı karıştırdığı yetmedi. Bir de marifetlerinin sonuçlarını rapor mu ediyor Cihan'a? Halam bekliyor seni. Nasıl oldun anne? Daha iyi misin? Cihan da arayan değil mi? Ne olmuş? Niye aramış? Doktorun geldiğini öğrenmiş. Seni merak etmiş. Merak etmiş de niye benimle konuşmadı hiç? Hadi anne tamam sen bunları düşünme. Yat dinlen biraz. İnadını devam ettiriyor demek. Sen hatanı anlayana kadar geri dönmeyecekmiş. Ah Mukadder, vah Mukadder. Biricik evladın, variyetin hasta olduğunu bildiği halde o kız yüzünden gelmiyor, inat ediyor. Anne bak yapma böyle, tansiyonun yükselecek şimdi. Tamam, ben hatalıyım.
Hatalıyım ama ben anasıyım onun. Onun için yaptım. Tamam hadi gel. Hadi gel yat dinlen biraz. Gel. Dikkat et yavaş. Bekle. Gel. Bak Mine'yi de uyuttum. Aşağıdakilere de söylerim ses çıkarmazlar tamam mı? Hadi dinlen iyice. Benim oğlum böyle davranmazdı. O yılan kız yüzünden öyle yaptı. Bu da en sonuncusu. Bunlar olmaz. Hiçbirini beğenmedim. Evet. Orijinal motifi pek yansıtamamışlar. O kazaktaki ilk hali bile daha güzeldi. Hiçbir model onun yanından yaklaşamaz. Tamam. Yeniden çalışılır. Birkaç deneme daha görelim olur mu? Tamam. Biraz sert olmadı mı? Senin canını sıkan şey motif değil sanki. Evde durumlar hala karışık mı? Kapatalım bu konuyu. İşimize bakalım. Tamam. Bu gece de eve gitmeyeceksen gel bende kal bari. Beni dert etme sen. Başımın çaresine bakarım. Yok ben daha rahat edersin diye söyledim. Rahatlık arayacak değilim Engin. Hem kaldığım yer gayet rahat. Tamam. Teklif var, ısrar yok. Eğer tazminattaki maddeyi onaylıyorsan sözleşmeyi bu şekilde ekletiyorum. Tamam. Ne gerekiyorsa onu yap. Bak konuşmak istemiyorsun. Anlıyorum ama bu şekilde de susarak problemleri çözemezsin. Bak ben iyi bir dinleyiciyimdir. Sır da tutarım. Bence anlat ve rahatla. Öyle kendi kendini yiyeceğine bence git konuş annenle. Bu meseleyi uzatırsan hem kendine hem de annene zarar vermiş olursun. Ben her zaman herkese adil davranmaya çalıştım. Terazi dengesini bozarsam annem için bir anlamı kalır mı? Senin ne düşündüğünü anlamak için müneccim olmak lazım. Daha düne kadar hançeride aynı şekilde davranmıyor muydun? Ben her şeyi söyleyebilirim ama başkasına söyletmem. O benim karım. Böyle düşündüğünden hançerin haberi var mı peki? Ne demek bu? Yani sen gerçekten hançeri karın olarak görüyor musun? Tabii ki. O benim nikahlı karım. Tamam işte. Ben de bunu söylüyorum Cihan. Evlilik sadece nikahtan ibaret değildir. Eğer hançere karım diyorsan ondan haberdar olman gerekir. Şimdi dürüst ol. Evden ayrıldığından beri kaç kez aradın hançeri? Senin nerede kaldığından haberi var mı? Evlilik sahiplenmek demek değildir. Birbirine sahip çıkmak ve buna izin vermek demektir. Yani seni bilmem ama en azından benim için böyle. Şimdi sırası değil Yasemin. Sonra ararım seni Yasemin. Git mukadder develi oğlu. Oğlunun kapıdan girmesi için bir gece konduldan özür dilemek zorunda mı kalacaktın?
Ne işin var senin burada? Sana geldim. Nereden buldun beni? Neyse. Gel içeri, içeride konuşalım. Aslında Yasemin abladan rica etmiştim ama sonra benim gelmem daha doğru olacak diye düşündük. Burada olduğumu nereden öğrendin? Abim de sık sık uğrar buraya. Dükkandan çıkarken seni görmüş, bana söyledi. Ben de gelip bir bakmak istedim burada mısın diye. Burada kaldığını düşündüm. İyi ki arabanı bırakmışsın. Yoksa burada olduğuna asla emin olamazdım. Üşüdün mü? Biraz. Ama sorun değil, önemli değil. Sobanın yanına geç. Geç. Aslında benim seninle konuşmak istediğim bir konu var. Buraya da o yüzden geldim ben. Ben çok acıktım. Önce şu işi halledelim de konuşuruz. Tamam. Bana bırak, ben yapayım. Dur canım, ben yaparım, dur. Aa, yok yok, ben yaparım. Ama sen bana yağ, tuz, bir de tava getir. Ben hemen halledeyim, olur mu? Tamam. Daha bunları da al. Bir tane daha kırsana. Tamam. Bunları. Tamam. Göz göz mü severdin yoksa? Fark etmez. Böyle de severim. Çok şükür. Temiz çatal bulamadım ama eğer istersen hemen gidip yıkayabilirim. Gerek yok. Bunun tadı böyle çıkar. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Hadi.
Ne oldu? Söyle hadi. Aklından ne geçti? Söyle. Koskoca Cihan Develioğlu'nun bu küçük dükkanda, bu sofrada ne işi var? Sen beni nerede görüyorsun bilmiyorum ama ben başladığım yerdeyim. Koskocaman Cihan Develioğlu böyle bir adam işte. Yere gelir, böyle masada yemek yer. Yere gelir, en lüks restoranlarda bile. Ertuğrul Usta benim şirketimde çalışıyordu. Bugün de onun dükkanında misafirim. Onun sofrasına oturuyorum. Yani dünya malı dünyada kalır demişler. Hepsi gidip geçici. Sadece isim. Yarın ben beş parasız kalsam da ben yine Cihan Develi olacağım. Benim için bir şey fark etmez. Ben yine yumurta kırar yerim. Bundan gocunmam. Bak bitiyor, çok güzel olmuş gerçekten. İstersen şöyle yapalım. Ben vereyim sana. Güzel değil mi? Yumurtayı bitirelim. Yıkayayım, toparlayayım, çıkayım ben artık. Beni yalnız bırakmazsın diye düşünüyorum. Bak annen çok üzülüyor. Bak, onu öyle gördükçe ben kahroluyorum. Eğer buna ben sebep olduysam düzeltmek de bana düşüyor diye düşünüyorum. Uzamasın bu tatsızlık artık. Mukadder Hanım, sofra hazır, gelmeyecek misiniz yemeğe? Hanımım. 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 Ben söyleyeceğimi söyledim. Annem senden özür dilemediği sürece o eve adım atmayacağım. Ben özür falan beklemiyorum ki. Senin adalet duygun varsa benim de kendimden büyüklere saygısızlık yapmayacak bir vicdanım var. Ölürüm de öyle bir kadına kendimden özür diletme. Eğer benim için savaşıyorsan bu savaştan galip çıkmaz. Hadi gel eve gidelim. Gelinliğin yeni bölümlerini ve unutulmaz anlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.